Aracımız 2011 model Hyundai Accent Era 1.4 motor. Şirimiz İstanbul Silivri'den geldi. Araç şu anda 541 bin kilometrede. Müşterimizin başlıca şikayet ve istekleri: silindir kapak contası değişti, araba çekmiyor, çok sesli çalışıyor, 120 kilometreden 80'e kadar yokuşlarda düşüyor, trafikte az gaz ver, araba sirkeliyor, alt takımda ses var, dönüşlerde de yağ eksiltmesi mevcut, stop ederken uğultu sesi yapıyor, yağ tapaları yalama gibi, egzoz spreline bakılsın, trigger set bakılsın, yedek stüposunda kaynatma var olarak belirtmiş. Videomuza başlamadan önce YouTube'un bizleri daha fazla ön plana çıkartması ve bize önermesi için aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve yorum kısmına öneri ve eleştirilerinizi yazmayı unutmayınız. Kanalımıza abone olup bizlere destek olabilir, kendinizi de otomotiv sektöründe daha fazla geliştirebilirsiniz. O halde videomuz artık başlasın. İşlemlere başlamadan önce araçla bir test sürüşü yapacağız. Alt takımda problem nedir, ses nedir, bunları dinleyeceğiz. Bu yolları yeni yaptıkları için net olarak belli olmuyor ama birazdan çukurlu yollara gireceğiz. Aracın motorunun sesi buraya kadar geliyor. Biz zaten müşteri geldiğinde tespit etmiştik. Motor rektifi olacak. Arabanın sol amortisör takozunda sıkıntı var. Sol amortisör takozunda bir problem olduğunu söyledi arkadaşlar. Sol amortisöre bakılacak herhalde. Tamam. Arka teker birilerinde uğultu var. Şu anda sanki. Bana öyleler sanki. Kontrol edeceğiz işte. Bilyalarda bir şey var. Lastiklerden de yapar o sesi. Arabanın kendi lastiklerinden. Ses yok. Evet, alt takımda bir ses. Bir ses gözüküyor ama sol duyulmuyor. Teker evet. Bizden kontrol edecek bu arabanın. Ön iki amortisör kule takozları değişmesi gerekiyor. Takım olarak bak, değişir. Tık etti. Kes kafası. Yok lan. Amortisör takozu ya. Bir bizim halı saha var ya abi. Orası boş. Oraya bir gidip bir U yapalım mı? Şey yuvarlak çizelim de aks kafalarını da kontrol etmiş oluruz. Hatta kontrol edecek. Ha, kontrol edecek işte güzel. Ya aks kafasını da işte orada kontrol edelim. Şu an çukurlu yollardan geçiyoruz. Herhangi bir şey duyulmuyor. Solda ses var ama. Arkadaşlar solda çıkıyor. Ses var. Ön sol mu geldi bana ama. Baskısı. Baskı balatanın da zayıf olduğunu belirtti. Baskı balatanın zayıf ama. Şurada bir de akslara bakacağız. Tabi dönmeye yer kalmış. Tamam. Orada dönüş var. Sol amortisör takozunda. Sol aks sağlam. Işık gücümü aldım. Sağ aks da sağlam. Gözüküyor şu anda. Işık gücümü aldım. Evet, sağ sol aks kafaları sağlam. Dönüşlerde takır takır ses yapar. Aks kafaları bozuk olduğunda sol ve sağ ön tekerlerden bir lokurtu sesi geliyor dedi ustamız. Geç abi. Baskısı mı? Motora ince belli olur zaten. Evet. Şimdi iş
işletmemize geçiyoruz. Detaylı olarak alt takımı yine kontrol edeceğiz. Evet, araç işletmemize geldi. Öncelikle aracımızı oluşabilecek hasar ve tehlikeli durumlara karşı koruma altına alıyoruz. Aracı bir çalıştıralım, sesini sizlere dinletelim. Gaz ver. Sıkıntılar var, bir şeyler var. Şıngırdama da var burada. Zincir sesi var. Şıngır şıngır yapıyor. Zincir sesi gibi aynı. Şunu. O mu yapıyor? Evet, buymuş. Şey, kadehleri var. Tamam, bu bundan motor inecek. Aynen. Bunun için motor inecek. Evet. Öfil öfil. Lift bağlantılarımızı yaptık. Aracı kaldırıyoruz. Evet, aracı kaldırdık ve gördüğümüz manzara bayağı bir kötü. Her yer yağ içinde. Baksana ya, buralara kadar yağ vermiş. Fazmaya bakma. Bayağı yağ vermiş. Şimdi alt takım kontrolü gerçekleştiriliyor. Evet. Tekeri bu şekilde sağa sola çevirerek rot başı, direksiyon mili, direksiyon kutusunda herhangi bir boşluk var mı, bunun kontrolünü sağlıyoruz. Alıyorum. Sen de sen de sen de. Olmadı. Allah mı? Allah. Rotmili boşluk var. Rotmili ya. On sağ rotmili. Rotmili değişecek. Tamam, sağ rotmili. Akız kafası, bu taraf boşluk var. Ses çıkmadı ama boşluk var. Yakın zamanda gidecek yani. Aynen. Sağ aks kafası. Oğlum, her şey... Sağ aks kafası. Bu tarafta sağlam. Tamam. İç aks kafası sağlam dedi. Bak, bunda o boşluk yok arkadaşlar. Fark ediyor musunuz? Öyle sağ taraftaki bir boşluk yok. Bu sağ aks körü. Yok, daha varmış. Disk balatayı, tekerleri sökünce de kontrol ederiz istersen. Netleştiririz oradan gözüküyorsa. Şanzıman alt kulağı sağlam. Ön kulak. Evet, sağlam gözüküyor. Ne kopuk? Kopuk mu? Tamam, travers inince zaten gözüküyor. Net olarak. Evet. Tamam. Şurada kaynak kapı. Yaz. Alt motor kulağı. Ön motor kulağı. İdare eder yine bu. Yalnız bu egzoz bayağı kötü olmuş. Dökülüyor artık. Yakın zamanda buradan kaçıracak. Az kalmış. Amortisör kule takozları. Bilyalı takoz yazdın mı? Tamam. Sabuncak kontrolü yapılıyor. Salıncakta bir problem yok. Arka tarafa geçtik. Zincir kırığı patlak. Burç mu? Evet, sağ arka dingil. O torsiyoncuya gider. Torsiyoncuya gitmesi lazım. Bak. Bu da kopuk, bayağı kopuk hem de. Amortisörler iyi. Dolum ağzı kapağı takılı. Bu takılı olmazsa içeriye toz pislik alıyor. Ondan sonra içinde bilyası var arkadaşlar. Bilya pislik aldığı için tıkanıyor. Bak şu bilya. Daha sonra tam kapanmıyor. Gaz bastığınızda buradan gaz kaçağı alıyor. O yüzden muhakkak
dolu mu ağzı kapağı olması lazım. İstasyonlarda kontrol edin. Ver bakayım. Arka egzoz değişecek. Arka egzoz değişecek. Kelle de gitmiş. Arka egzoz yaz. Çünkü dağılmış. Ortada bir şey var mı? Ortada bir şey yok. Hani parça var ya burada. Oraya ayarlamışlar. Egzoz spreli kontrol diyordu. Sprelde bir şey gözükmüyor gibi ama buraya işte farklı şeyler yapılmış. Bu değişeceği zaman komple değişmesi lazım. Komple boruyla beraber değişecek ki bir anlamı olsun. Boruyu değiştirdin, orta egzoz da değişmesi lazım. Yani komple egzozun değişmesi lazım baktığınızda. O artık en sonki iş. Egzoz sprelini şöyle göstereyim. Duyuyor musunuz? Şimdi katalitik konvertör yeni takılmış. Fakat bunu bu şekilde buraya kaynatmışlar. Normalde bu bütün bu şekilde kaynatmışlar. Çirkin bir görüntü olmuş. Egzoz spreli değişecek. Sağ, sol, ön, arka teker bilyaları kontrol ediliyor. Uğultu var mı diye. Tekerde bir yamukluk var mı? Çatlama var mı? Belki jant yamuk. Her birinin kontrolü sağlanıyor. Tamam. Ön tekerin uğultusuna bakalım. Var mı uğultu? Siz. Çok sert dönüyor ki. Herhangi bir problem olmadığını belirtti. Şimdi o zaman aracı indiriyoruz. Sökmeye başlayalım. Evet. Herhangi bir şase olmaması için kutup başını söktük. Sağ sol tekerlekler sökülüyor. 17'lik 4 adet sabitleme bijonu var. Sol ön teker de yerinden ayrıldı. Z rot yani askı rotumuz söküldü. 17'lik sabitleme somunu mevcuttu. Bunu yerinden ayırdık. Salıncak rotil bağlantısı sökülüyor. Ön motor kulak bağlantı ayağı yerinden ayrılıyor. 2 adet 17'lik sabitleme cıvatı sökülüyor. Evet, bu çok basit söküldü bir tane cıvata. Egzoz lastikleri yerinden ayrılıyor. Ama burada bağlantı ayağı var. Diğer yandan diğer usta da egzoz boğazını söküyor. Sağ aks somunu da söküldü. Motor yağı boşaltılıyor. Oo, zift gibi. Aşırı kötü. Ve araçta yağ yok. Evet. Oo, çok kötü. Hatta bu değişmeyecek ha, yetişecek biliyor musun? Şanzıman yağı, dizel aracın motor yağı gibi olmuş. Normalde bu şekilde olmaması lazım. Şanzıman yağını vaktinde değiştirmezseniz dişlilere zarar verir. Şanzımanınız ötmeye başlar, viteslere zor geçer. Halit usta şanzımanın iç bölgesinde boşluk olduğunu söyledi. Onda daha çok boşluk var iç tarafında. Tamam, şanzıman da şanzımancıya gidecek o halde. Bir baksınlar bakalım. Yapılmışken hepsi birlikte yapılsın. Hala şanzıman yağı akıyor. Direksiyon kutusunun bağlantıları sökülüyor. Evet, hemen o noktada direksiyon kep lastikleri bulunuyor. Traverse indiğinde yerini net olarak göstereceğim. Kep lastiklerinin sabitleme cıvataları yerinden ayrılıyor. Diğer bağlantısı hemen arkada. Evet. Cıvatanın biri çıktı. Sağ ol abi, hoş geldin. Aracın bugünlük işlemleri bitti. 16 Ekim Pazartesi gününden herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar.
yarın işlemlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu arada Fiat Tipo aracımız var. Bunun da videosu çekiliyor. Bayağı bir işlem yapıldı. Çok da güzel işçilik yapıldı. YouTube kanalımızda şu anda yayında. İzlemeyi unutmayın. İyi akşamlar. Ekim Salı gününden herkese merhaba arkadaşlar. İşletmemize geldik. Aracın işlemlerini başlayacağız. Bu arada bir tane Hyundai Accent aracımız var. Bu aracı da motor rektifiye işlemi gerçekleştirdik. Aşırı yağ yaktığı için videosu çekildi. YouTube kanalımızda yayında. Şimdi son olarak arka egzozunu değiştireceğiz. Toplam fiyatı söyledik müşterimize. Onayladı. Daha sonra da arka egzozu değiştirme kararı aldı. Egzozu değiştireceğiz. Bu aracı da yıkamaya verip teslim edeceğiz. Sağ sol rot başımız yerinden ayrılıyor. Şimdi sırada sol aks sökülecek. Aks kelepçesi yok bir tanesinde. Cırt kelepçe atmışlar. Bunlar da aks kelepçesi olması lazım böyle. Takarken değiştireceğiz. Sağ aks çıkıyor. Zaten o noktada kaçaklar belli. İçeride de mi boşluk var? Burada boşluk var, burada boşluk var. Her iki tarafta da boşluk var. Diğerinde var mı? Baktın mı? Burada var. Çok değil yani. Daha fazla. Sağ aksi daha fazla dedi. Ama solda da var. Şanzıman kirkosunu aracın altına yerleştirdik. Traversi sabit. Şimdi travers sabitleme cıvatalarımız sökülüyor. Büyük tabanca geldi. İşler karışacak. Uçak savarla bile çıkmadı. İyi. Bir tane çıktı. Arka taraftan da birinin asılması lazım. Şöyle yıkarım. Evet. Komple çıkarmıyoruz. Direksiyon kutusunu yukarı doğru kaldırıyor. Traversten ayırmaya çalışıyor. Viraj demiri var. Viraj demiri direksiyon kutusundan ayırmaya çalışıyoruz. Ölmüş olduğumuz demir. Yok, sokulmuyor. Hadi. Ha. Traversi indirdik. Evet. Direksiyon kutusu. Daha önceden araç hararet de görmüş. Buradan bariz belli. Ön motor kulağı bakın kopuk. Egzozu buradan keseceğiz. Çünkü motoru indirirken bize sıkıntı olacak. Oksijen sensörünü yerinden ayırıyoruz. Bu bank 2 oluyor. Oksijen sensörü bank 2. Bank 1 üstte. Şu gördüğünüz kablo. Zor biraz ısıtarak sökmek gerekiyor. Çıkmazsa. Oksijen yapalım. Şanzımanın üzerinde bulunan bir tane şasemiz var. Bu şaseyi sökeceğiz. Şarj dinamosunun elektrik soketleri yerinden ayrıldı. Kablo açık hep. Halit. Kablo hep açık. Marş motorunun elektrik tesisatı yerinden ayrılıyor. Marş motoru tam olarak şu görmüş olduğunuz parça. Araç şasesinin üzerinde de bir tane şase kablosu var. Bunu da yerinden ayırıyoruz. Şimdi motor suyunu boşaltacağız. Bakalım su nasıl çıkacak. Akü kutup başını söküyoruz. Devamında akü yerinden ayrılacak. Şanzıman üst kulağına ulaşacağız. Motor kulağı, şanzıman kulağı, gerekli elektrik tesisatı. Bunlar üst taraftan ayrılacak ve motorumuzu
sehpaya indireceğiz. Dağıtma işlemine sehpadan devam edeceğiz. LPG enjektörünün gaz giriş hortumu söküldü. Bu şekilde böyle geliyor. Depodan gaz beynine, gaz filtresi, MAP oradan enjektöre geliyor. Bu da emiş, LPG emiş hortumu. Emme manifolduna bağlı. Hava filtre kazanının onluk sabitleme somunu yerinden ayrıldı. Buradan da kelepçeyi söktük. Beyin var bak. Evet. Hava filtre kazanının hemen arkasında aracın ekü beyni mevcut. Şu anda şanzıman üzerine ulaştık. Şanzıman üst kulak, vites halatları, vites halatının kitleme pimi, debriyaj merkezinin hidrolik borusu, konuştuk mu haberim Muhammed? Kilometre sensörü burada, soketi de orada. Diğer vites halatı da burada. Yani aküyü sökünce ve kazanı sökünce bu noktaya rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Bakın buralarda yağ içerisinde şanzıman kulak bağlantı ayağının üzerindeki debriyaj hidrolik borusunun bağlantı cıvatası söküldü. Diğer yandan gaz teli sökülecek. Gaz telinin bağlantı ayağı var. Hemen emme manifoldunda onluk sabitleme cıvatası mevcut. Bunu ayırdık. Şuradan da ayırma yapacağız. Sekmanlarını ayırıp gaz telini de şuradan çıkartacağız. Bir tane yuvarlak yuvası var. Burada da kertik var. Çektiğiniz gibi zaten yuvadan çıkartıyorsunuz. Evet. Tamam. Gaz teli tamam. Vites halatının kitleme pimi çıktı. Şimdi vites halatı da pıt diye böyle çıkıyor. Pıt diye yalnız. İçinden de bir parça kaldı ama. Kopuk. Halat kopuk değil mi? Hı hı. Tamam, vites halatı yaz. Vites halatı da. Peki ayrı satılıyor mu bu kafa? Bunda bir şey yok. Sadece bu. Büyük olan yaz. Direksiyon pompasının soketi yerinden ayrıldı. Vites halatının arkasında da bir tane soket var. Sekman var pardon. Sekman da diğer taraftan tutuyor vites halatını. Klima gazı var mı? Klima gazı. Bak bakayım bir. Sok bakayım tonu bir de. Varsa hemen çekelim. Evet, halatlar yerinden ayrıldı. Yok, klima gazı yok. Tamam. 10 dakika zaman kazanmış olduk. Şanzıman üzerinde etrafında bulunan elektrik soketleri çıktı. Bunlar neyin soketi? Bir tane kilometresi, bir tane... Ha şu, kilometre, diğeri geri vites müşürü mü? Evet. Bant kurulmuş ha. Şu kilometre sensörü, geri vites müşürü de hemen şu arkada. Şu. Direksiyon hidroliğini kontrol etmek amacıyla ATF haznesini söktük. ATF'nin içine sanırım su karışmış. İçerisi bozabildiğiniz. Kötü. Direksiyon ötme yok dedim bunun. İyi, şu anlık yokmuş. Komple ATF değişecek. Sistem temizliği yapılacak buna da. Şu görmüş olduğunuz Westinghouse hortumu. Bu patlak olduğunda frene bastığınızda fos fos ses yapar ve fren tam olarak tutmaz. Zayıf kalır. LPG enjektörü yerinden ayrılıyor. Ve sürmüşör kapağına giren hortumları sökülüyor. Bu noktada da tesisat var. Klima kompresörüne vesaire taraftaki parçalara giren soketler. Potansiyometre soketi yerinden ayrılıyor. Evet. Evet. Benzin enjektör soketlerini de yerinden ayırıyor. Şunlar benzin enjektör soketleri. Biraz zor bir yerde. Son benzin enjektör soketi yerinden ayrılıyor. Diğer yandan kalorifer petek su hortumu. Evet. Evet, tesisat tamamen motor üzerinden ayrıldı. Diğer kalorifer petek hortumu sökülüyor. Yok, gaz beyni. Debriyaj merkezi söküldü. Hortum çıkmamak için çok direniyor. Evet. Şimdi LPG beynine giden hortumu sökeceğiz. Hortumlar kaynamış. Çıkmıyor. Direksiyon pompasının hidrolik borusu yerinden ayrıldı. Bunu söktüğünüzde altında ve üstünde pullar var. Bunları kesinlikle kaybetmemeniz lazım. Yapacak arkadaşlar için söylüyorum.
Kadir Farpetek ve LPG Bey'in su hortumları söküldü. Direksiyon pompasının hortumu sökülecek. Direksiyon yağına baksanıza ya. Ne renk almış artık. Ustası geldi ve şimdi gevşetme taktiğini Muhammed'e gösterdi. Çok kötü ya. Çok kötü. Çok yakında direksiyon kutusu, direksiyon pompası hepsi zarar görecekmiş. Yağın özelliği bitince su gibi oluyor. Ondan sonra direksiyonu sağa sola çevirdiğinizde dişlere zarar veriyor. Ondan sonra direksiyonu çevirip vijit vijit bu sesi direksiyon pompası veya direksiyon kutusu yapıyor. Direksiyon kutusu bozuksa da aynı sesi verebilir. Çünkü tam yağ pompalaması gerçekleştirmediği için yapıyor. Radyatör üst hortumu sökülüyor. İçe pastı. Alt hortum da sökülecek. Diğer taraftan söktük gerçi ama suyunu boşaltmak için. Neyse böyle iner. Kalabalık istemiyormuş Muhammed, bu yüzden söküyor. Başka bir sebebi yok. Tamam, bu değişecek. Bakayım boyu yetiyor mu? Buradan. Yetmez. Halit. Efendim. Bunun boyu yeter mi? Kesecek. Yok, bunu değiştirelim ya. Bu değişsin abi. Değiştirelim. Şu üst hortumda. Üst hortum iyi gibi sanki. Üst hortum iyi, iyi de. Sağlam. Üst iyi, bu kötü. Bu hortum değişecek. Değişecekleri ayır bunda. Baksanıza arkadaşlar, antifriz kullanılınca böyle oluyor. Suyun geçtiği tüm parçalar çürüyor. Benzin enjektör kütüğüne giden yakıt hortumunun 2 adet onluk sabitleme somunu mevcut. Bunları söküyoruz. On lokma küçük cezirle. Depodan geliyor bu şekilde arkadaşlar. Enjektöre giden benzin hortumu bu şekilde söküldü. Boğaz kilevinden çıkan yağa bakın. Çok kötü. Çok yağ yapıyor. Gaz vereyim mi? Evet. Üflediği için oluyor bu da. Buradan üflüyor. Külbütör kapağından havalandırmadan üflüyor. Boğaz kelebeğine. Çünkü hava dengesini sağlıyor normalde ama tabii yağ yakan araçta kaldırıyor. Hava yağlı olur. Yağlı buhar verir. Ondan dolayı böyle yağlıyor. Sonra araç rölantide durmuyor. Fazla yakıyor. Duman atıyor. Aracı kaldırıyoruz. Alt taraftan direksiyon pompasına giden hidrolik borusu sökülüyor. Direksiyon pompasından direksiyon kutusuna geliyor yani. Bağlantı hortumları söküldü. Hoppala. Bu şekilde bakın, üstteki bir de alttaki, alttaki buraya geliyor. Çıkan yağ. Şimdi klima kompresörünün gaz hortumları sökülüyor. 12'lik 2 adet sabitleme cıvatası mevcut. Görmüş olduğunuz borular HP ve LP girişi, yani yüksek basınç, düşük basınç girişleri. Direksiyon pompasına giden şurada rekor boru var normalde. Bak bunun gibi borusu var. Burası kırıldığı için bu noktadan şuraya kadar bir boru koymuşlar. Ondan sonra tekrar rekor boruya dönmüşler böyle. Devam etmişler yani orijinaliyle. Fakat buradan bir darbe almış. Şuradan darbe almış. Burası artık bükülmüş. Bu şekilde gidiyor. Şimdi bu rekor boruyu tamamen yenisini temin edeceğiz. Sıfır tertemiz bir boru takacağız. Aracın altına motor sehpamızı koyduk. Şimdi motoru indireceğiz. Yani aracı indireceğiz. Sehpanın üstünde kalacak. Daha sonra üstten motor kulağı ve şanzıman kulağı sökülüp motor boşa düşecek. Sehpada işlemlerimize devam edeceğiz. Şanzıman kulak bağlantısı sökülüyor. Yalama mı yapmışlar? Şimdi motor kulağı sökülüyor. Kontrollü bir şekilde motoru sehpaya indireceğiz. 4. Tamam, blok kurtuldu. Tamam, hallettim. Yap. Evet, nihayet motoru araç üzerinden ayırdık. Muhammed, buralar çok kirli, oraları benzinle yakayalım hep. Evet, nihayet motoru indirdik. Dağıtmadan önceki son görüntüsünü sizlerle paylaşalım. Bunlar da çatlamış. Kayışlar da çatlak. Katalitik konvertör ısı kalkanı yerinden ayrılıyor. Ayrılamıyor. Direksiyon pompası engel oldu Muhammed'e. Şu anda çok öfkelenmiş.
Diğer tarafa geç. MM manifoldunun bağlantı ayağı yerinden ayrıldı. Yok muydu civatası? Yok. Buranın civatası yok. Yalandan duruyor yani. Sonra ses tıkır tıkır ses gelsin. 14 yani şun var. Maaşı alalım dedi. O da klimayı almak istiyor. Karar veremiyor. Klimayı alacak. Klimayı neden almak istiyorsun? Fazlalık. Evet. Marş motorunun 2 adet 14'lük sabitleme civataları sökülüyor. Şanzıman civata gevşek abi. Aa, şanzıman civatası gevşekmiş. Buradan kaynak. Şanzımanda kaynak olduğunu söyledi usta. Burada kaynak var. Bu noktada kaynak var. Civata mı tapa mı orası? Burada tapa, burada. Civata yerini de kapatmışlar. Bayağı bir kaynak var, evet. Burası şanzıman ya dolum yeriymiş ama bir temizlesek belki pislikten öyle bizi aldatıyor da olabilir. Marş motoru yerinden ayrıldı. Evet, kötü durumda. Hemen burada avare bilyesi var. Avare bilyesini sökeceğiz fakat burada bir ayar civatası var. Civata maalesef yok olmuş. Civatasız yapmışlar. Sonra da burayı ayarlamak için levye ile kastırarak ayarlayıp sıkmışlar. Arkadan dönüyor. Avare bilyesi söküldü. Nasıl? Ses değişmesi gerekiyor mu? Sağlam ya ama eksik bunun. Tersici var da eksik. İşte onu nereden bulacağım bir de? Zor. Klima kompresörünün kayışı. Klima kompresörü çekilecek. 13'lük sabitleme civataları var. 12'ymiş. Toplamda 4 adet. Bunun bir tanesini sen sökmüş müydün? Evet. Tamam. Sırada direksiyon pompası var. Zaten değişecek o. Kombiyi çıkarttın mı bunu? Direksiyon pompasını söktük. Kontrol ediliyor. Sağlam da ama. Sağlam işte, bu yağ boşalacak aynen, komple. Aynen. Güzel temizlenmesi aynen, lazım. Evet, komple hidrolik sistem temizliği yapacağız. Direksiyon pompasının bağlantı ayağı yerinden ayrılacak. Üzerinden çıkan sabitleme civatasını tekrar takıyoruz kaybolmaması için. Yerini karıştırmayalım diye. 4 adet sabitleme civatası var. Bakın burada yağ birikmiş artık. Sonra usta arabadan duman çıkıyor. Bu yağ burada ısıdan dolayı duman yapıyor. Yağ çubuk aziz. 12'lik sabitleme civatası mevcut. Bunu söktük. Katalitik konvertör sökülüyor. Küçük sabitleme civataları yerinden ayrılıyor. Oraya bir şeyler yapmışlar, kesmişler, biçmişler. Altta da bağlantı yeri var. Bir tane civata var sabitlenmiş. Şunları iki tane 17 sökerek. Aynen, onu sökseniz yeter. Baksana da kaynak efsane. Konvertör çıktı. Bu şekilde yeni takılmış zaten. Bu da bahsettiğim bağlantı ayağı. Krank sensörü yerinden ayrıldı. Bayağı kirli. Şimdi yağ müşürü sökülüyor. Sökülemiyor. Evet, sayışlar. Oo, tert olmuş artık. Yarılmış. Tamam. 3 kayışta değişecek. Trigger seti pistonların emme ve egzoz suboplarının senkronize çalışmasını sağlar. Devirden kasna yerinden ayrılıyor. 4 adet onluk sabitleme civataları mevcut. Bunları söktük. Şarj dinamosu döküldü. Şarj dinamosu aracın elektrik ihtiyacının karşılanmasını sağlar. Şarj dinamosu tamir edilmezse ne olur? Şarj dinamosu arızasında soruna neyin sebep olduğunu ne kadar erken öğrenirseniz o kadar iyidir. Arızalı bir bileşen sistemdeki diğer parçalara zarar verebilir. Örneğin yüksek voltaj gelmesi aracınızın beynini yakacaktır. Bazı durumlarda farlarını, ampulü patlatacaktır. Krank kasnağı diğer adıyla puli sökülüyor. Bakın burada hep sente yerleri var. Trigger yüz kapağı, alt kapağı sökülüyor. Trigger kayışına ulaştık. Trigger kayışının üzerinde yazıları duruyor fakat çok da güvenmemek lazım. Bazen yazılar dursa bile kayış kötü oluyor. Ama biz bu kayışı değiştireceğiz. Usta şu an senteyi anlatıyor. Bir önceki videoda, aksent videosunda da zaten senteyi detaylı göstermiştik. Yok, evet. Geliyor. Üstte nokta var. Burada da tam bir tırnak var şurada V içerisinde. Şu kulüple kapağı çıkınca net belli olur zaten.
Alt tarafta da krank dişlisinde şuradaki kertik ve bu dişli noktaya gelecek. Alt üst bu şekilde sentede. Boğaz kelebeğinden termostat kursağına giden 2 adet soğurtumu yerinden ayrılıyor. Soğurtumları boğaz kelebeğine ilk çalıştığında soğuk olduğunda rölantiyi ayarlıyor. Sıcak olduğunda rölantiyi otomatik düşürüyor. Bunu yapan da rölanti motoru. Burada benzin enjektörleri. Benzin enjektörleri ayrıldı. Enjektör dağıtıcı 12'lik sabitleme cıvatası mevcuttu. Bunları yerinden ayırdık. Buraya geliyor. Emme manifold sabitleme cıvataları yerinden ayrılıyor. Ulaşamadığımız noktalara 12 yarım anahtarla ulaşacağız. Emme manifold yerinden ayrıldı. Evet, hep yağ basmış. Emme manifoldu. Emme manifoldu, hava filtresinden gelen havayı toplayarak motorun ihtiyacına göre hava oranına emme sübapları vasıtasıyla silindirlere yollayan parçadır. Şu anda sübaplara ulaştık. Sübaplarda da kurumlar mevcut. Net olarak gözükmese de. Bakın, görüyor musunuz? Şöyle göstereyim. Bak, hep kurum onlar. Motor kulak bağlantı ayağı yerinden ayrılacak. 14'lük sabitleme cıvataları sökülüyor. Şimdi trigger gergi bilyesini sökeceğiz. Normalde ustamız burada yay olması gerektiğini belirtti. Ama yay yok. Gergiyi ayarlıyor. Otomatik gergi. Bunu da o zaman elle manuel ayarlamışlar değil mi? 2 adet 12'lik sabitleme cıvatası var. Evet, trigger kayışı söküldü. Değişecek acaba. Bir tane daha var. Ha, ötekiymiş. Tamam, kulak bağlantı ayağı söküldü. Devir daima ulaştık. Devir daim de artık pislikten yeni gibi gözüküyor ama işte pislikten hep mahvolmuş. Trigger avare bilyesi bu. Eksentrik kasnağı, krank dişlisi. Vur devir daimi kafasına. Daha aslında yeni parça ama maalesef bu parçayı da perişan etmiş. Bak, bu pervaneler zamanla mahvoluyor, kırılıyor. Ondan sonra araba conta yakıyor. Bu da değişecek. Görüyor musunuz? İşte bizi en çok uğraştıran parçalardan biri de bu. Ama bu sanki çıkacak gibi. Çevirerek mi yap? İşte bu parça çok zor çıkıyor gerçekten. Pasöpüzü tutuyoruz. Bu şekilde kalacak. Şimdi üst tarafa geçtik. Buji kabloları yerinden ayrılıyor. Buji kablolarının içi yağlanmış mı, bana mı öyle geldi? Evet. Gördüğünüz gibi yağlanmış. Külbütör kapağından yağ kaçağı da mevcutmuş. Bobinler sökülecek. 12'lik 3 tane sabitleme cıvatası mevcut. Bunları yerinden ayırdık. 10'luk sabitleme cıvataları sökülüyor. Külbütör kapağını ayıracağız. Evet. Kapak çıktı. Gülsünüz, kaybetmeyin. Tamam. Düşler mi? Evet. Çıkıyor birileri. Uğraşmayalım, iyice bollaşması düşmesin. Eksentrik milleri. Birkaç tane çıkıyor. Eksentrik zinciri. Külbütör kapak contası söküldü. Devir daim arkası su borusu da söküldü. Oo, bu değişecek. Bulabilirsek tabii. Bir, bu değişecek. Bak, bahsettiğim olayı şu anda görüyorsunuz arkadaşlar. İşte bu olay gerçekleşiyor. Değişecek. Bu boru sarı kaynak görmüş. Boru da değişsin abi. Boru da değişsin. Gerek yok. Daha önceden zaten burada su kaçağı olmuş. Hep paslandırmış. Şuraya baksana ya. Cıvata giriş yeri. Pas. Manifold contası sökülüyor. Termostat kursağı. Termostat kursağı çıktı. Bakayım içine. Sıvı conta, pislik, her şey var. Termostat. Ya bu geçen yanlış gelen termostat değil mi? Aynen. Bakın, içinden sıvı conta sarkmış. Net gözüküyor. Onun içinde de var. Şurada. Burada bir tane sallanıyor. Şu.
işte. Bir o taraftan bakabilir miyim? Varsa değiştirelim abi. Diğer taraftan bakabilir miyim? Bak. Burada bir sıvı conta. Oraya sızmış. Bir de orada kanalı tıkamış. Hı. Tamamdır. Kanal var. Öpücük bir çevirir misin? Eksentrik sensörü yerinden ayrıldı. Bakın arkadaşlar. Demir tozları. Hep bunlar demir tozları. Bak üstünün parmağını görüyor musunuz? Ahmet çalıştır arabayı. Pislik almış. Ya bu araç yağsız kaldı, yağsız kullanıldı, o da eksentrik millerine zarar verdi. Demir tozu yaptırıyor böyle. Tabii eksentrik milleri kapakçıya gidince kontrol ediliyor. İticiler de kontrol edilecek. Yağ çubuk haznesi yerinden ayrıldı. Bence de en doğrusunu yaptı. Eksentrik milleri sökülecek. Eksentrik millerinin çepleri var. Görmüş olduğunuz. Bunların onluk sabitleme cıvatıları yerinden ayrıldı. Şimdi kepler sökülüyor. Devamında eksentrik milleri sökülecek ve hemen altında bulunan şu silindir kapak saplamalarına ulaşacağız. Evet, kepler söküldü. Bu biraz zorluyor. Minik minik darbelerle esnetiyoruz. Ve çıktı. Ben eksentrik millerinin bu kasnaklarında da dişlerinde de bir sente var. Şöyle göstereyim. Bakın burada bir çizgi var. Çizgi silindir kapağı sıfır olması lazım. Aynı çizgi sağ tarafta da mevcut. Bu şekilde birbirine sıfır. Söktüm zannediyordu da gözden kaçmış. Burada da kep var. Şimdi eksentrik mili çıkıyor. Bujiler söküldü, yerinden ayrılıyor. Nasıl bujiler? Evet. Ya yaktığı için. Kırılmış bir tanesi. Evet. Bujiler değişecek. Sırada silindir kapak saplamalarımız var. 6 alyanla söküyoruz. Toplamda 10 adet. Motor yağı çok kötü arkadaşlar. Ben buradan görüyorum. Bildiğiniz içinde demir tozları var. Bir yerlere zarar vermiş hep. Silindir kapak sökülüyor. Piston üzerini görüyorsunuz. Hep kurum. Yağ yakınca bu şekilde oluyor. Bir de hararetten bu zaten krepaj yapmış ki. Silindir kapağı görüyorsunuz. Sübaplar kurum toplamış hep. Simsiyah. Tekrar eksentrik millerini takacağız, eksentrik keplerini takacağız. Bu şekilde kapakçıya gidecek. Çünkü kapakçı sübap ayarı yapıyor. Bu şekilde topluyor. Tabii bu yağlı kadeh olduğu için sübap ayarını kendisi yapıyor ama biz tamamen bu şekilde toplayıp veriyoruz. Her birini kontrol ediyor, eksentrik millerini kontrol ediyor. İticileri de kontrol edecek, kadehleri. 2 ve 3. pistonlar. Evet. Yok, oynan. Şuna. Evet. Yağ filtresi sökülüyor. Filtre yemin etmiş. Pencere açılmışlar. Harika hareketler. Halit abi. Kusundan çırağına özel ilgi. Hocam şişi seviyorum. Bir dakika. Only you. Ne oldu ya öyle? Oğlum ustanı görüyor musun ustanı? Sana nasıl ilgi gösteriyor? Temizledi hemen üstünü. Öyle filtre çekiyor ki sanki. Abi.
Zoruna mı gitti yani? Özür dilerim. Özür dilerim bak. Bu silindir kapak takılırken sabitleme burçları, silindir kapak contası da buraya oturuyor. Bu burçlar olmazsa conta kayar. Ondan sonra kompresör kaybı, angil dingil bir dünya sıkıntı olur. Sıra şanzımana geldi. Şanzıman sıra civataları sökülüyor. Civatalar 19'luk. Hemen alt tarafta balansacının bağlı olduğu bir civata var. Bunu da söktük. 14'lük sabitleme civatası yerinden ayrıldı. Biraz zorluyor. Maskalata yeni fakat şanzıman aşırı kötü. Pili ötüyor. Bak. Nasıl hemen ötmüş bu ya bilya? Bilya varsa bilya alalım. Yağ kaçağı da var bakalım baskıya zarar vermiş mi balataya. Hadi tabi. Baskı balatayı söktük. Baskı balata biraz değişik çalışmış. Ama kullanılır bu değil mi? Kullanılır ama... Evet. Sıyırmış. Valan sabitleme civataları sıkılıyor. Sökülüyor. 17 yıldız lokma ile sökülüyor. Ortaya takmış bir gözlem. Evet, arka krank içinden yağ kaçağı mevcut bu nokta. Valan sacına baksana da perişan olmuş. Burada bir onluk sabitleme cıvıtısı var. Bunu sökeceğiz ve sac yerinden ayrılacak. Valla baskı balata güzel. Çevir bir. Çevir. Valla baskı balata temizlensin, takılsın. Ama bilye değişsin. Sadece bilye. Tamam. Motoru ters çeviriyoruz. Kalter sökülecek. Kartelin onu sabitleme civataları çıkıyor. Arka krank keçesi yerinden ayrılıyor. Krank keçenin kapağı, bu da keçe. Kapakla birlikte çıkıyor. Keçe zaten takım contadan çıkıyor. Evet, nihayet. Çivata da katmamış mı? Evet. Yataklarda. İçinde dökmüş. Dökmüş, içinde hep demir tozu var. Evet. Şuraya alsana bir. Evet, demir tozu. Demir tozu, gri. Gri olanlar demir ve alüminyum tozları. Hepsi, şu parlakların hepsi. Arka kran kapağı çıktı. Düzgecin içerisinde ufak tefek sıvı conta kalıntıları var. Bakın görüyorsunuz. Şimdi 2 adet. 12'lik sabitleme sökülecek ve süzgeç elinden ayrılacak. Yağ pompası söküldü. Şöyle kanallara bak. Yani oraya zaten gerek yok. Değişecek zaten o. Motor dağıtma işlemimiz bitti. Motor rektifiye gönderilmek üzere hazırlandı. Bakalım kranktan, piston kollarından ne haberler gelecek. Bu şekilde rektifiye gönderiyoruz. Direksiyon hidrolik borusu sökülüyor. Size motor dairesini de göstereyim. Motor dairesi temiz. Evet. Abi arkadan dikkat et. Ha? Ha dikkat et. Tamam. Dikkat edelim. Cırt var. Evet. Şanzıman çatalı yerinden ayrıldı. Bilyeyi de söktük. Şanzımancıya gittik. Diferansiyel tarafta boşluk var. İnmişken şanzıman da revizyona gitsin. Bir daha müşterimiz şanzıman işçiliği ödemesin. Şanzımanla ilgili problem yaşadığında. Zaten müşterimiz ne gerekiyorsa yapın dedi. Şanzıman üzerinde bulunan şasiyi yerinden ayırıyoruz. Tekrar travers montajı yapıyoruz.
Çünkü aracı dışarı otoparka çekeceğiz. Motor gelene kadar bu şekilde bekleyecek. Accent aracın parçalarını temizlemeye başladık. Motor parçalarını. Önce marş dinamosundan başlıyoruz. Marş dinamosu telleniyor. Klima kompresörünü temizliyoruz. Yine önce benzini döktük fırçayla. Her zaman olduğu gibi parça temizliklerimizde. Sonrasında balata spreyle yıkayacağız. Külbütör kapağını temizleyeceğiz. Marş dinamosunu boyuyoruz. Klima kompresörünü telliyoruz. Külbütör kapağını boyuyoruz. Triger kapağını fırçalayacağız, altlı üstlü. Önce alt kapağı. Klima kompresörünü boyuyoruz. Muhammed ne yapıyor? Triger üst kapağını da temizliyoruz. Krank kaslarını temizliyoruz. Devir daim kaslarını boyadık. Triger kapağını boyuyoruz. Altlı üstlü. Önce üst taraftan başladık. Egzoz manifoldunun koruma tacını telliyoruz. Alt kapağı boyuyoruz. Egzoz manifoldu koruma tacını telledikten sonra aynı renge, normal rengine, griye boyuyoruz. Yeniymiş gibi gözükecek. Diğer parçalardaki gibi. Termostat giriş çıkış borusunu telliyoruz. Motor takozunu telliyoruz. Boyama işlemine geçiyoruz. Krank kaslar ve bağlantı ayağı da boyandı. Bir başka bağlantı ayağını telliyoruz. Volan koruma sacını telliyoruz. Volan koruma sacını da güzelce boyadık. Bağlantı ayağını da boyadık. Kaynak yapmışlar ama kaynak kırılmış. Bağlantı ayağını tellemeden önce gösterelim dedik. Kaynak şu bölgeye kaynak yapılmış ancak kaynak çatlamış. Kırılmış komple. Şimdi telleyeceğiz, boyayacağız. Şu bölgeye kaynak atılmış arkadaşlar. Şurası kırıktı. Yani buraya da atılmış daha doğrusu. Kaynak kopmuş. Şu bölgede hala çatlaklar vardı. Bu şekilde gösterelim. Böyle şuradan daha net belli oluyor. Evet, şimdi daha net belli oluyor gördüğünüz gibi. Ön kran kapağını telliyoruz. Gergi kütüğünü telliyoruz. Diğer yandan emme manifoldunun temizliğine de başladık. Güzelce fırçalıyoruz benzinle. Volana balata spreyle yıkıyoruz. Diğer türlü temizliğe gerek yok. Volan iyi durumda zaten. Ama yine de balata spreyi güzelce yıkıyoruz. Daha temiz olsun diye. Ufak parçaları da telliyoruz. Küçüğü telliyoruz. Yağ süzgecini telliyoruz.
Karterin alt tarafında bulunuyor. Şarjıyla bu şekilde emme manifoldunu temizledik. Birazdan boyayacağız. Gördüğünüz gibi şu an bile tertemiz oldu. Şarj dinamo bağlantısını telliyoruz. Yağ çubuk adresini telliyoruz. Emme manifoldunu boyuyoruz. Yine orijinal rengi griye boyuyoruz. Direksiyon pompasını balata spreyle yıkıyoruz. Şanzıman kulağını bu şekilde şarjıyla temizliyoruz. Terliyoruz. Direksiyon pompasını telliyoruz. Parça temizlik işlemlerimizin artık sonuna geldik. Son parçamız. Bir de ufak tefek kasnaklar var, ufaklar. O kasnaklar da bittikten sonra temizliğimiz tamamlanacak. Bağlantı ayağımız telleniyor. Direksiyon pompa kasmağını telliyoruz. Kasnağı boyadık. Baskı balatayı sadece balta spreyle yıkayacağız. Gördüğünüz gibi çıkan kiri görüyorsunuz. Zaten tertemiz oldu. ...19 Ekim Perşembe günü mesainin sonuna geldik. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Herkese hayırlı akşamlar. Rektifiye'den motorlarımız geldi. Bir tane Fiat Punto 1.3 Multijet motoru var. Bir tane de Hyundai zaten biliyorsunuz. Punto, Hyundai motoru. Bu şekilde bizlere teslim edildi. Değişen parçalarını aldık mı? Daha aldık. Tamam. Tamam. Motorumuz rektifiyeden geldi, ambalajından çıktı. Motora yapılan işlemleri sırasıyla açıklayalım. Krank polisaj, rektifiye, fonlama, yüzey taşlama, piston çakımı, piston tepe ölçümü, motor montaj olarak işçilikler gerçekleştirildi, toplandı ve motor artık toplanmaya hazır. Toplamadan önceki görüntüsü bu şekilde. Diğer yandan da Fiat Punto motoru toplayacağız. Peugeot 206 var. Bursa İznik'ten geldi. Buna da video çekiliyor. Bunun da ufak tefek işlemleri var. Sistem temizliği vesaire. Bayağı bir işi var ufak tefek derken. Bunun da videosu çekiliyor. İzlemeyi unutmayın. Motorun değişen parçaları. Bakın. Piston. Bunlar setmanları. Hangi aracın bu? Hyundai. Hyundai. Ana yatak, kol yatak. Görüyor musun setman yataklarındaki evet. Boşluğu? Bu lak 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 diye yağ yakar komple. Yani hiç boşluk olmaması lazım. Bak bu da aynı şekilde. Bu bir idik. Bu da aynı şekilde. Görüyor musun? Sekmanlar nasıl bitmiş motorun? Evet. İki. Bunda sekman. Bu da vurmuş, açmış. Gelelim buna. Bu da aynı şekilde. Görüyor musun? Evet. Yani. Bitmiş artık. Kompresör sekmanları bitmiş. Yatak gördüğün gibi yemiş. Bak görüyor musun? Evet. Dökmemiş tam da çizmiş. Bak bu da aynı şekilde. Evet. Hepsi aynı. Hepsi bir tane bile yenmemiş yok. Bakıyorum. Evet bu da aynı. Bu da aynı. Bunlar da aynı. Hyundai'ın değil mi bunlar? Evet Hyundai. Evet. Değişen parçalar bunlar. Yağ yaktığı için zaten sistemler hep kurum. Pistonlar artık bitmiş gebermiş. Yeni yağ pompası bu şekilde. Aracın civataları, sensörleri. Motor toplanırken bunlar temizleniyor. Çünkü çıraklar temizlerken kaybedebiliyor. Şimdi ustamız güzelce bunları tepside temizleyecek. Koruma altına aldığı karter sıra civatalarını çıkartıyor. Motor takım contadan kullanmamız gereken contaları tek tek ayırıyoruz. Allah'a emanet olun.
Yağ pompa contası. Bu şekilde. Bu da alt taraftan süzgece geliyor. Süzgecin contası. Yağ pompasını takmadan krankı biraz yağladık. Pompa girerken rahat girsin diye. Şimdi yeni yağ pompası takılacak. Yeni yağ pompası blok yüzeyine yerleştirildi. Şimdi sabitleme civataları sıkılacak. Civatalar 13'lük. Toplamda 8 adet olan sabitleme civataları takıldı ve şimdi sıkılıyor. Bunlar 2-2,5 kilo sıkılıyor arkadaşlar. Çok fazla asılmaya gerek yok. Ustamızın huyudur. Halit Usta her zaman taktığı yeni parçaların civatalarını bu şekilde boyuyor. Bunu boyamandaki sebep nedir? Keyfi. Evet, orijinal gibi ayarladı. Bakın, fabrikasyon Uludağ Otomotiv fabrikasından çıktı motor. Yağ süzgecinin montajı gerçekleştiriliyor. 2 adet onluk sabitleme civatasını sıkıyoruz. Arka krank keçesi yerinden ayrılıyor. Yeni krank keçesini takacağız. Arka krank keçesi söküldü. Keçenin oturacağı yuvayı temizliyoruz. Yeni keçeler ambalajından ayrılıyor. Arka krank kapağını temizledik. Güzelce balık spreyle pisliğini akıttık. Sen koymuşsun. Ve yeni keçe oturtuluyor. Krank kapağını blok yüzeyine takmadan önce temizliyoruz. Çünkü tam bloğa oturacağı nokta yağlı olmaması lazım. Takacağımız conta kaymaması için. Giriş yapacağı noktayı bu noktadan da yağladık. Krank keçisinden de yağlıyoruz rahatça girmesi için. Arka krank kapağı oturtuldu. Sabitleme civataları sıkılıyor. Karter montajı gerçekleştirilecek. Karter contası olmadığı için sıvı contalı burası. Sıvı conta işlemini gerçekleştiriyoruz. Fazla aşırı olmadan, taşırmadan. Diğer yandan da Ahmet sıvı contayı yayıyor. Yeni karter ambalajından çıkıyor. Karter sıra civataları sıkılıyor. Karter montajı gerçekleştirildi. Volan sacını taktık. Volan sabitleme civatalarına civata sabitleyici yani lock light uyguluyoruz. Volan montajı gerçekleştiriliyor. Hatırlarsınız ki skibalatayı kontrol ettiğimizde herhangi bir problem yoktu. Bilyası ötüyordu. Bilyasını değiştireceğiz. Skibalatayı takmadan önce de güzelce temizliyoruz. Üzerindeki yağı akıtıyoruz. Burçları var burada. Burçları oturttuk. Sabitleme civataları sıkılıyor. Baskı balatayı takarken de bakın tam şu göbekte delik var arkadaşlar. Görüyor musunuz karşısında? Bura balatayla eşit olması lazım. Eşit olmazsa, tam dengeyi tutturmazsanız bu sefer baskı kaçırır. Şanzımana zarar verir, vitese geçmez gibi birçok arızaya sebep olur. Baskı balata montajı tamamlandı. Karter civatalarını da aynı şekilde ustamız boyayı sürüyor. Volanın diğer koruma sacını da takıyoruz. Bu saç takılmazsa alt taraftan bütün pisliği alıyor. Sana baskı balataya, şanzımanı, volan içerisini topluyor arkadaşlar. Bunu kesinlikle takmanız gerekiyor. Motoru çevirme vakti geldi. Motoru çevirdik şimdi. Blok yüzeyi, pistonları görüyorsunuz. Cilli gibi sıfır. Blok yüzeyini güzelce temizliyoruz. Hiçbir şekilde yağ olmaması lazım. O filtre. Filtre var. Önemli bir detay. Silmemizin sebebi contayı koyduğumuzda kaymasın. Güzelce otursun diye. Silindir kapak burçlarını blok yüzeyine takıyoruz. Silindir kapak contası ve silindir kapak kaymaması için burçların takılması lazım. Yeni silindir kapak contası yüzeye yerleştirildi. 1.6 araca 1.4 contası takmaya çalışmayın. Aksi takdirde pistonlar yukarı çıkmaz, takılır buraya. Fark etmezsiniz, kapağı kapatırsınız. Sonra tekrar kapak açmak zorunda kalırsınız. Başımıza gelmedi ama bazı müşterilerin başına geldi ve aracını bize getirdi. Contayı ters atmışlar vesaire. YouTube kanalımızda bunlarla ilgili videolar var. 2-3 tane bu hatadan dolayı video var. İzleyebilirsiniz. Bu arada silindir kapağın değişen parçalarını da gösterelim. Unutmuşuz. Evet, siboplar yağ yaktığı için yağ pompa zinciri. Ya pompa değil, iki tane mil eksantrik. Pardon, eksantrik millerinin zinciri bu. Şu bu nereyeydi? Buradaydı. Bu da buraya. Değiştirmişler zaten ha? Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Eksantrik kepleri sökülüyor. Eksantrikler yerinden ayrılacak. Silindir kapak montajına geçeceğiz.
Silindir kapak yüzeye yerleştiriliyor. Gayet güzel. Kapakçımız iticilerin değişmesi gerektiğini söyledi. Yağlı kadehlerin. Kendisi değiştirmeyi unutmuş. Bize söyledi. Biz de temin ettik. Bu şekilde takım olarak değişecek. Usta bunlar değişince sübap ayarı bozulur mu diye soracak olanlar varsa da bunlar yağlı kadeh olduğu için sübap ayarına gerek yok. Kendi otomatik sübap ayarını yapıyor. Bilginiz olsun. Yeni Divirdime su pompası takılacak. Ustamız kullanacağı civataları tek tek telliyor. Divirdime montajı yapılacak. Divirdime'ın oturacağı bölgeyi ustamız temizledi. Divirdime montajı yapıldı. Sabitleme civatalarını sıkıyoruz. Civatalar 14'lük. Yeni Divirdime markası su borusu. Yeni yağ müşürü takıldı. Şarj dinamosu takılıyor. Şarj dinamosu aracın elektrik ihtiyacının karşılanmasını sağlar. Şarj dinamosu tamir edilmezse ne olur? Şarj dinamosu arızasında soruna neyin sebep olduğunu ne kadar erken öğrenirseniz o kadar iyidir. Arızalı bir bileşen sistemdeki diğer parçalara zarar verebilir. Örneğin yüksek voltaj gelmesi aracınızın beynini yakacaktır. Bazı durumlarda farlarını, ampulü patlatacaktır. Şarj dinamosu takıldı. Bu noktalardan bağlantı ayaklarına bağlanıyor. 13 tip sabitleme civataları sıkıldı. Son olarak yoklamasını da cırcırla yapıyor ustamız. Şu an torkladı bak. Tık tık yaptı, torkladı. Krank sensörü takıldı. Burası. Kranktan okuyor. Vuruntu sensörü takıldı. Motorun bugünlük işlemleri bitti. 25 Ekim Çarşamba gününden herkese hayırlı akşamlar. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. ...26 Ekim Perşembe günü sabahından herkese günaydın. İşletmemize geldik. Yeni silindir kapak saplamalarımız geldi, sıfırdır. Eskileri bunlardı. Bak ne kadar uzakmış. Evet. Bu eskisi, bu yenisi. Evet. Şimdi yeni saplamaları takacağız. 10 adet yeni silindir kapak saplamasını takmadan önce yağdanlıktan yağladık. Silindir kapak saplamalarını 3 set halinde 6-8-10 kilo tortluyoruz. Şanzıman şanzımancıdan geldi. İçi tam temizlenmemiş. Görüntüsü bu şekilde. Biz temizliyoruz. Hatırlarsanız bu yağ boşaltım yerinde problem vardı. Kırıktı. Biz bunu tekrar kaynağa gönderdik. Kaynattırdık. Şu an güzel oldu. Şanzımanın şanzımancıya gitme sebebi, ilk başta videoyu geri sararsanız buradaki şanzıman tapasını sıvı conta ile kapatmışlardı kaynatamadıkları için. Bu yüzden buradan yoğun bir yağ kaçağı vardı. Biz fornacıya götürdük. Önce buraya bir helikoil yaptılar, yani yeni diş açtılar, kılavuz attılar. Daha sonra da komple etrafını kaynattılar. Şu an buradan hiçbir kaçak olmayacak Allah'ın izniyle. Şanzımana yapılan işlem sadece bu. Şanzımanın temizlenmemesi de normal. Sadece tornacıya gitmiş çünkü. Şanzımancıya gitmemiş. Yeni baskı balata bilyası. Eskisi ötüyordu zaten. Ötme yaptığı için yenisini değiştiriyoruz. Evet. Greş de kullanacağız. Neden? Daha rahat girsin diye. Daha rahat çalışsın. Dönerken ses yapmasın. Hem sesi azalsın diye. Hem de daha rahat girsin diye. Evet. Çatal da yağlıyoruz. Bilyayla çatalı taktık. Kontrolümüz de yapıldı, problem yok. Herhangi bir problem yok, kontrol de yapıldı. Vites halatlarının bağlantı ayağını da taktık. Şanzımanın üst kısmına takıyoruz bunları. Yeni diş açıyoruz. Bunu civatalarını çok sıkmışlar ya da önceki takan kişi bunu yanlış tutturup takmış civatalarını. O yüzden diş kapmış. Yalama olunca da biz de yeni diş açmak zorunda kaldık sökünce. Şanzımanı motora takıyoruz. Şu yağ çekmeyi alalım da. Şanzımanı motora oturttuk. İkinci çekmece, ikinci. Sıra civatalarını sıkacağız. Marş dinamosunu takıyoruz. Sağda sola balıklığı falan var, onlarla çıkacağız. 14 anahtarla marş dinamosunun sabitleme civatalarını sıkıyoruz. Şimdi yeni termostatı takacağız. Takmadan önce conta da yeni, onu da gösterelim usta. Eskisi bak. Eskisi bu şekildeydi, gördüğünüz gibi kırıktı.
felaket durumdaydı zaten. Sıvı conta da uyguluyoruz. Yeni termosu taktık. Sabitleme cıvatalarını 12 lokmayla sıkıyoruz. Termostat kursağını taktık. Şimdi termostatı takıyoruz. Termostat dediğimiz bu. Bu kursak oluyor. Aksent. Motor aksent. Motor kulak bağlantı ayağını taktık. Eski kadehleri çıkartıyoruz. Yenisini takacağız. Yeni kadehlerimiz bunlar. Eskileri ses yapıyordu. Ondan dolayı değiştirdik. Yağlıyoruz takmadan önce yenilerini. Yeni kadehler takılıyor. Eksentrik millerini takıyoruz. Zinciri de takıyoruz. Kepleri de taktık. Keplerin sabitleme cıvatalarını 10 lokmayla sıkıyoruz. Keplerden bir tanesini oturttuğumuz cıvata deliklerinden biri biraz daha diş açılması gerekiyor. Şimdi ona diş açacağız. Sonrasında kepi oturtacağız. Bu şekilde diş açıyoruz. Yeni eksentrik keçesi takıldı. Eksentrik kaslarını sıkıyoruz. Eski buji keçelerini çıkardık. Yenisini takacağız, yenileri. Yeni keçeleri takıyoruz. Yok yok, gerek yok. İçine. Gerek yok. Yeni gergi bilyasını taktık. Yeni trigger kayışımız takıldı. Motoru kontrol amaçlı çeviriyoruz. Kayışı gerdik gördüğünüz gibi. Bir eksentrik müşürü ve arka tapayı taktık. Külbütör kapağını kapatıyoruz. Külbütör kapak contamız da yeni. Külbütör kapağını sabitleme cıvatalarını 10 lokmayla sıkıyoruz. Trigger üst kapağını kapattık. Alt kapağı da takıldı kasnakla beraber. Kren kasnağıyla. Şimdi motoru senteye alacağız. 10 lokmayla sıkıyoruz. Emme manifoldunu takmadan önce yeni contamızı da oturttuk. Şimdi emme manifoldunu oturtacağız. Eski spirali kesiyoruz, yenisiyle değiştireceğiz. Aynen öyle. Kestik. Emme manifoldunu oturttuk. Benzin enjektörlerini balata spreyle yıkadık. Test yapsın. Şimdi takacağız. Bir sürsün. Emme manifoldunun arasında olan bir bölüme denk geliyor. Bobin kutusunu taktık. Bobin kablolarını bağlayacağız birazdan. Klima kompresörünü taktık. Sıra egzoz manifolduna geldi. Contamızı taktık. Conta yeni. Egzoz manifoldu ve altında partikülle beraber takıyoruz. Deliği bulmaya çalışıyor ustamız. Bu arada aksenti not bir bilgi verelim, unuttuk onu söylemeyi. Tabii yoğunluktan dolayı iki motoru da topladığım için bazen unutabiliyoruz arkadaşlar. Şanzımanca gittiğinde biliyorsunuz sadece torna olmuştu. Yani torna yapılan, tamir edilen bir yeri vardı. Kaynaklı bir yeri göstermiştik. Onun yanında diferansiyelde boşluk da vardı. Onun da tamiri oldu. Onu da söyleyelim. Diferansiyelde boşluk noktasını atlamışız. Bunu da şimdiden belirtmiş olalım. En sonunda ustamız deliği buldu. Evet. Egzoz manifoldunu sabitleme cıvatalarını sıktık. Şanzımancıya gittiğinde 3. vites seklomen değişti. Stavros pulları değişti. Bunun da bilgisini verelim. Direksiyon pompası takıldı. Egzoz manifoldu koruma sacında taktık. Oturtmaya çalışıyoruz şu anda. Oturdu. Şarj dinamosu ve direksiyon kaslarını da takıyoruz. Pazar mı? Birazdan kayışlarımız takılacak. Direksiyon kayışı, B kayışı, gördüğünüz gibi. Hepsi yeni, etiketleri var. Direksiyon kayışını takıyoruz. Cıvatayı biraz sıkmamız lazım. Çok kastırmadan tak. Direksiyon kayışını gerdik. Yeni V kayışını da taktık. Direksiyon kayışı. Kayışların hepsi yeni bu arada. Trigger de dahil. Sıkma.
pardon. Tamam. Boğaz kelebeği bağlantı hortumlarını taktık. İki hortumu var. Yeni hortumumuz. Evet. Evi daimden termostata giden hortumumuz. Yeni, değişti. İki tane kelepçe az geldi Ahmet. Yeni regülatörü taktık. Şarj dinamosunun üstünde bulunuyor. Şunun bir mengeneye bağla. Şu sumunu hiç sok. Eskisini başka bir gösterelim. Eskisi de şu. Eskisi bu. Evet, yenisi bu. Motoru topladık. Marş yapmadan önceki son hali bu şekilde. Muhammed, arabayı... Accent aracı işletmeye aldık. Birazdan motoru araca monte edeceğiz. Aracı kaldırdık. Sökülürken zaten buralar yağ, bu kısımlar. Bakın tamamen yağ içerisinde. Şimdi bunu sökeceğiz, travers inecek, traversi temizleyeceğiz. Bu kısımları güzelce yıkayacağız, temizleyeceğiz. Radyatör temizliği, kalorifer petek temizliği yapılacak ve ATF su vardı içinde hatırlarsanız, balçık olmuştu. ATF temizliği de yapılacak, sistem temizliği. Daha sonra motoru atacağız. Sol tekerleği çıkardık. Sağ tekerleği söküyoruz. Sol rot başı çıktı. Sağ rot başı da çıktı. Somunu tekrar takıyoruz. Direksiyon kutusunun cıvatalarını üst taraftan söktük. Kriko'dan da yardım alacağız. Egzozu da ayırdık zaten. Ayrılmıştı. Egzoza bağladığımız aşağıya sarp teli çıkartıyoruz. Traversin cıvatalarını söküyoruz. Traversi indiriyoruz. Travers indi. Temizliğe başladık. Aracın alt tarafına ilacı sıkıyoruz temizlik için. Araba temizliğini bitirdik. Şimdi travers temizliğine geçtik. Arabanın alt kısmını temizlik yaptık. Orası bitti. Şimdi traverse geçtik. Yine ilacı sıkıyoruz. Gördüğünüz gibi kurumlaşmış, yapışmış çamurlar, pislikler ne ararsan var yani. Arabaya ilacı sıktık. 3 dakika, 5 dakika sürüyor. Temizliğimiz devam ediyor. Tabancasıyla ama içinde su var tabancanın. Direksiyon kutusuna giden bir kırık boru göstermiştik. Bu değişecek, tamir olacak diye gittik. Özel tamir ettik. Şöyle göster belki. Evet. Böyle. Tam numara oldu. Aracın altı temizlerken bir yandan da kalorifer ve petek temizliği yapılacak. İşte suyu döküyoruz. Avometre o. Şimdi ilacı döküyoruz. 70 dereceye gelince seviyesi çalışmaya başlayacak. Evet, işleme başlayacağız. Evet, şu anda hazırız. Şey kapatayım, bir gösterelim şu an nerede. Şu an kaçta? Şu an 69. Isıya bakıyoruz değil 43. mi? 43, aynen. Isı 43 derecede şu anda. 70 olunca başlayacak. Ondan sonra başlayacağız. Çıkıyor. İki tane sağlam çıktı. İki tane sıvıcı omta. Şimdi bu köpüklü olduğu için işlem sonunda net göreceğiz. Dur bakayım. Pump off. Ne çıktı bir görelim önce. Sıvıcı omta. Çıkanlar bunlar. Sıvıcı omta mı? Bir şey parçalan... Yok, sıvıcı omta değil bu. Parça gibi bir şey abi onlar. Birazcık orif falan. Bu şeyin parçası bak. Sıvıcı omta böyle olmaz. Bak kırılıyor. Kablo parçası gibi duruyor. Yani bir plastik kırılmış, aynen, plastik, içine akıtmış. Kablonun plastik. Hatırlarsınız buraya cırt kelepçe takmışlardı. Ben söyledim normalde aks kelepçesi olması lazım diye. Olması gereken kelepçe bu. Yeni kelepçemizi taktık. Çıktı.
Traverse ikinci ilaçlama gerçekleşiyor. Balata spreyle arkasından geçiyoruz. Çıkarmadığı yerler oluyor, balata spreyi daha iyi evet. çıkartıyor. Evet, çıkmadığı yerleri balata spreyle daha net çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi tertemiz. Traverse temizlemeye devam ediyoruz. Temizlik bitti. Sıvı conta. İçinden son çıkanlar. Ali! Ahmet nerede? Ahmet! Gördüğünüz gibi çıkmayan pislikleri bu şekilde balta spreyle daha net çıkartabiliyoruz. Temizliğimiz başlıyor. Hortumları bağladık. Kalorifer ve petek. Evet. Evet. Bayağı çıkmaya başladı. Petek daha kötü. İşlem bitti. İçinden çıkan pislikler bu şekilde. Yeni vites halatlarını takacağız. Yenileri eskisi. Şimdi çıkartacağız eskisini. Mesai saatimizin sonuna yaklaşırken bir yandan da travers temizliğimiz devam ediyor. Şarjıyla üstünden geçiyoruz. Daha net bir şekilde kirleri çıkartıyoruz. Çıkmayan kirler oldu çünkü. Ekim Perşembe günü mesaimizin sonuna geldik. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Herkese hayırlı akşamlar. Ekim Cuma günü sabahına herkese günaydın. İşletmemize geldik. Dün motorun topladığımız iki araç vardı. Accent araç ve Punto aracımız vardı. Yeni kurum temizliğine gelen başka bir aracımız var. Onun da çekimleri devam ediyor. Fiorino aracımız. Onu da YouTube'da bulabilirsiniz. İşlemleri az önce başladı. Şöyle gösterelim, karanlık çıkıyor. Müşterimiz Bodrum'dan gelmiş. Motoru araca montajlamadan önce vites halatlarını değiştiriyoruz. Dün göstermiştik yenilerini ve eskilerini. Tabi ustamız şu anda iç taraftan çalışıyor. Direksiyonun alt tarafından vites halatlarını sokuyor giriş kısmında. Bu şekilde değiştiriyoruz. Tam net göremediğimiz için de bu plandan alıyoruz. Eski vites halatlarını çıkardık. Şimdi yenilerini sokacağız aynı bölgeden. Ustamız son hazırlıklarını tamamlıyor. Usta keyfin nasıl, hasta gibisin bugün ya? Yok, hasta değil abi, çok uğraştım burada. Ha, çok uğraştırdı değil mi? Evet. Abi zor vallahi işiniz ya. Allah yardımcınız olsun. Sağ ol. Yeni vites halatlarını çıkardık. Ayrı satılmıyormuş. Zaten çok da pahalı değilmiş. Ben dedim pahalıdır ama çok pahalı değilmiş. O yüzden değiştirmek iyi oldu. Gel bir şey daha getirelim. Bak şimdi. Bu vites halatı üstünü bir şekilde kapatmaya çalış, tamir etmeye çalış. Yap. Tak. Olmaz. Niye olmaz biliyor musun? Şimdi şanzımanı yeni yaptım. Şanzıman yeni. Baskı balata, işte bilyası değişti. Burada bir temassızlık olursa, yani tam olarak görevini düzgün icra etmezse ne olacak? Vites geçişleri sıkıntı olacak. Vitesi geçirirken bir yere çarpacak. Sekromeş diyecek. Ondan sonra sekromeşten bilye bozulacak. Bunları değiştirmek gibi değiştirdik. Arabanın alt kısmını temizlik yaptık. Orası bitti. Şimdi traverse geçtik. Traversin boyandıktan sonraki son görüntüsü.
Motor sehpasını aracın altına koyduk. Aracı yavaş yavaş motora doğru indiriyoruz. Ali tuşta kontrollerini gerçekleştirirken herhangi bir yere takılıyor mu sağa sola? Diğer yandan arkadaşımız yavaş yavaş arabayı indirecek. Takılan yerlerde müdahale edecek ustamız. Zarar görmesin diye aracın herhangi bir parçası, motorun bir parçası. Şanzıman kulağını sıkıyoruz. Dişini gördüğünüz gibi yalama olmuş, sıkmıyor. Değiştirdim. Yeni bir cıvata taktık. Şanzıman kulağından, sabitleme cıvatalarından bir tanesine. Şimdi motor kulağını sıkıyoruz. Viraj demirini siliyoruz. Tesisatı toplama işlemlerimiz devam ediyor. Üst taraftan başladık. Kabloları, hortumları. Hepsinin bağlantısını yapıyoruz. Bu arada bakalım hortumların durumu nasıl? Kabloların. Diğer videolarımızda da bilgi vermiştik. Şimdi bazen tesisatın içinde problem olabiliyor elektriksel. İşimizi yaparken bize engel olduğu da oluyor. Fark edemeyebiliyoruz. Sonradan işte müşterimiz diyor ki siz yaptınız vesaire. Hani daha önceki videolarda da bu konuyla ilgili bahsetmiştik. Bazen bu tarz sıkıntılar yaşayabiliyoruz. O yüzden elektrik tesisatı çok önemli. Görüyor musun şu kabloyu? Evet, şunun gibi mesela. Bak şu kablo. Buradan belli mesela kırık oldu. Başka neresi var? Şimdi bazı noktalarda da bunu bak, banta bak bir kere. Bant sertleşmiş. Bak tık gidiyor. Kaçıldı. Şuralardan. Veyahut böyle bunun içi bak görüyor musun? Hep yağlı. Halit baksana yine. Tamam sen izleyelim bu nereye. Radyatör üst hortumunu bağladık. Diğer hortumlarımız bağlandı. Gaz hortumu. Gaz hortumları, direksiyon hortumu. Direksiyon, kutusu, bağlantı, borona, pompası. Gaz enjektörlüğünün hortumunu da bağladık. Geri vites müşürünü de taktık. Vites halatlarının sekmanlarını taktık. Termostatın fişini de takacağız. Soket kısmı. Elektrik tesisatını bağlıyoruz. Kompresör motoru. Bu egzoz gider. Klima kompresörünün bağlantılarını yapıyoruz. Birini taktık kablonun. Direksiyon hortumumuz tamirden geldi. Şimdi takıyoruz. Tamir olmuştu. Bildiğiniz gibi tamire gönderdiydik. Hava filtre kazanını havayla karıştırıyoruz. Bak gördün mü? Hep yağ basmış. Yağlanmış, yağ basmış. Buradan da yağ almış hep. Bak. Hortumdan. Hava filtre hortumu. Aracın ne kadar yağ yaktı buradan bariz belli. Radyatör üst hortumunu bağladık. Alt hortumu değiştirdik, sıfır. Şimdi alt hortumu bağlayacağız. İki aracın da motoru toplanmak üzere, artık fazla bir şey kalmadı. Dışarıda bekleyen yeni araçlarımız da var. Lada aracımız var, o da motor rektifiye. Diğer yandan hava filtre kazanının hortumunu temizledik. Balata spreyle güzelce yıkadık. Hala, hala da akıyor. Akıtıyoruz. Bu şuriyi doldurmuş. Doldurmuş. Bir de bak buradan delik var. Buranın kapalı olması lazım ki hava dengesini boğaz kelebeği rolanti motoru tam yapsın. Ama yapamıyor. Oraya ne yapacağız peki? Orayı köyleyeceğiz, kapatacağız burayı. Köyleyeyim derken bak şimdi şu yanlış anlaşılmaz. Bu deliğe giriyor. Şurada ufaktan bir açıklık var. Burayı kapatacağız. Parça koyacağız, hızlı yapıştırıcıyla kapatacağız ki hava almasın. Bunun yeri zaten burası normalde. Detaylı temizle devam ediyoruz. Hava filtre kazanını oturttuk. Hava filtresi değişecekti. Aracımızın tesisatını topladık. Hava filtresini bekliyoruz yeni olan. Eskisi burada, göstermiştik zaten. Dönüşlerde problem olduğunu söyledi ustamız. Bu yüzden ön tarafın amortisör takozlarını değiştireceğiz sağlı sollu. İşlemlerimiz bu şekilde devam ediyor. Başka var mı usta? Şimdi alt travers falan takalım. Evet, alt tarafta traversi boyamıştık, göstermiştik zaten. O da hazır bekliyor. Birazdan aracı kaldırdığımızda traversi alt taraftan takacağız. İşlemlerimiz bu şekilde devam edecek. Aracımızı kaldırıyoruz. Viraj demirini traverse bağladık. Hemen cıvatalarını sıkacağız. Sonrasında traversi araca kaldıracağız. Traversi kaldırdık. Kriko'ya koyduk. Kriko ile yükselteceğiz. Naim Süleymanoğlu. Kaldırdın kaç kilo? Ha? O kısa. Oğlum eğilince sen de kısa oluyorsun. Fark etme. Traversi kaldırdık. Hemen bağlantı cıvatalarını sıkacağız. Şanzıman ön kulağımız geldi. Eskisi patlaktı. Değiştiriyoruz, o yüzden sıfır gördüğünüz gibi. Yeni yağ filtresini takacağız. Takmadan önce yeni contayı oturttuk. Grace'le sürüyoruz. Conta zaten üstünde var. Bazen çıkık oluyor. O yüzden böyle basarak yerden. Grace'li bir şekilde.
Yeni yağ filtresini taktık. Filtre anahtarıyla takıyoruz. Traversi sabitlemeci vatalarını üst taraftan sıkıyoruz. Sol rotil takıldı. Rot başını da takacağız. Amortisörleri sökeceğiz. Çünkü takozlar değişecek sağlı sollu. Şimdi amortisör bağlantıcı batarya. Ben şimdi ABS evet, bağlantıları ayırıyoruz. Taşıyıcılı amortisörü ayırıyoruz. Bu şekilde takozu çıkartacağız eskilerini. Sağ takozun civatası çıkıyor. Önce somunları çıkıyor. Sol amortisörü çıkartıyoruz. En üstteki takozu değiştireceğiz. Çıkardık evet, takozu. Aynen. Şu bir yeri değiştirdim. Yeni sağ aks. Değişecekti aks. Neden değişecekti? Boşluk var. Bu tarafa boşluk var. Boşluk vardı. Ondan dolayı sağ aksı değiştirecektik. Yeni sağ aksı takıyoruz. Önce şanzımana sabitleyeceğiz. Sonrası da taşıyıcıya sabitlenecek. Taşıyıcıyla amortisörü bağlayacağız. Sol aksı da takıyoruz hemen. Yeni şanzıman yağını koyuyoruz. Beklediğimiz yeni amortisör videoları geldi. Eskisi bu, yenisi bu. Takozlar değişecek demiştik. Ustamız dedi bak inceleyince takozda değil, bilyada problem var dedi. O yüzden takozlar değişmeyecek, aynen takılacak. Ama bilyalar değişiyor. Yeni bilyayı ve takozu taktık. Amortisörü tekrardan takacağız. Sol amortisör. Daha sökmedik. Bir tane civatası. Sol amortisörü takıyoruz. Yuvaya oturtmak üzereyiz. Sol taşıyıcı ile amortisörü birleştiriyoruz. Hemen civatasını takalım. Alayım. Alabilirsin usta. Taşıyıcı ile amortisörü sabitlediğimiz civata ve somunlar değişti. Şimdi gördüğünüz gibi gösterelim usta. Civata yalama olmuş. Aynı şekilde somun da öyle. Dönmüyor. Yenisini değiştireceğiz. Yenisini taktık. Diğer araçlarımızın çekimini yaparken ustamız diğer amortisörü de çıkarıyor. Bilya değişti. Sağ amortisörü de yeni bilyayı taktık. Şimdi araca takıyoruz. Amortisörü oturttuk. Taşıyıcıyla birleştireceğiz. Taşıyıcıyla amortisörü birleştirdik. Aksı da taktık. Yeni sağ rot başını takıyoruz. Sol tarafın sadece rot başı değişti. Rot midi sağlamdı ama sağ tarafta tam tersi bir durum var. Rot midi bozuk. Rot başında sıkıntı yok. O yüzden sağdaki rot başını değiştirmemize gerek yok. Rot midi değişecek. Yeni rot midi, eski rot midi. Yeni sağ rot midini tutturduk. Motor sökerken direksiyon yağı çok pis çıktı. Direksiyon yağı pis aynen çıktı evet. Aynen. Biz sistemi yıkattık. Direksiyon pompası ve direksiyon kutusu, hortumlar ve sadece deposu kaldı. Söktüm şimdi temizleyeyim. Deposu dışında hepsini yıkattınız evet. Şimdi onu temizleyeceğiz. Zaten şimdilik çıkarken ya nasıl? İçinden çıkanı da görüyorsunuz. Yedek su deposunu temizledik, taktık. Şimdi hortumunu bağlayacağız. Hortumlara bağladım zaten. O hortumu da bağlanmış, pardon. Aracımızın işlemleri şu an bitti. Ufak tefek işlemleri kaldı. Egzoz kaynatılacak. Ama egzoz kaynatılmadan önce 2 saat çalıştırmamız gerekiyor aracı. 2 saat çalıştıracağız, sonrasında egzoz kaynatılacak. Aracı şu an çalıştırmaya başladık. Bu şekilde 2 saat çalışacak. Yeni spirali kaynatıyoruz. Yeni spirali kaynattık. Honda Accent aracın işlemleri tamamlandı. Şimdi araca bir marş yapacağız. Sonrasında sese göre test sürüşüne çıkacağız. Aracı kapının önüne çektik. Son kontrolleri yapıyoruz. Araca marş yapıyoruz. Gaz versene. Aracın sesi bu şekilde. Şimdi test sürüşüne çıkıyoruz. Usta ve Ufuk Bey'le çıkıyoruz test sürüşüne.
Test sürüşüne devam ediyoruz. Alt takımdaki sesi kontrol ediyoruz. Herhangi bir ses yok. Nasıl anladım lan iki dakika? Anladım. Dinledim çünkü abi. Evet, harbiden yok abi. Ben yok abi. Aracın çekişinde de problem yok. Bak sanki burada işletmeye geri dönüyoruz. Hyundai Accent aracımız Road Balance'dan geldi. Aracı tekrardan işletmemize alıyoruz. Kontrollerine devam edeceğiz. Lifte kaldıracağız, bakacağız. Buraya bak, leş gibi ya. Buraları falan hep temizliyoruz ha, tamam mı? Buralar hep... Aracı lifte kaldırdık. Ustamız kontrollerini yaptı. Sol tekerlekten ses çıktığını söyledi. Çeviriyor şu anda aksı. Boşluk Evet. Şu anda sol aksı gösteriyoruz. Sol aks değişecek. Ustamızın tespiti bu şekilde. Egzozu kontrol ediyoruz. Değişmesi gerekiyor. Arka egzoz değişmesi gerekiyor. Arka egzozun da değişmesi gerekiyor. Bunu göstermiştik zaten de unuttuk. Tekrar hatırlatacağız, müşteriye söyleyeceğiz. Bir de sol aks değişecek. Ustamız evet, gösterdik. Accent aracımızdaki tespitlerimizden sonra müşterimizi aradık, görüştük. Müşterimiz şu anlık yaptırmak istemediğini söyledi. Sol aks ve egzozun ilerleyen zamanlarda değiştireceğini söyledi. Araçtaki temizliğe başladık. İç tarafını güzelce fırçalayıp temizleyeceğiz. Müşterimize teslim etmeden önce iç temizliğini yapıyoruz. Sonrası da yıkamaya da gönderilecek araç. Genel bir temizlik yapılıp o şekilde müşteriye teslim edilecek. Balata spreyle güzelce yıkıyoruz. Boşta olan burada daha önceden sabitlenmiş ama lama kırılmış bağlantı ayağı. Biz de yeni bir bağlantı ayağıyla sabitledik. Burada yoksa takır takır ses yapardı. Bunu da belirtin. Temizliğimiz bitti. Bazen sıkıntılar var, bir şeyler var. Şıngırdama da var burada. Zincir sıkıntıları. Şıngır şıngır yapıyor. Zincir sesi gibi aynı. Şunu. O mu yapıyor? Evet, buymuş. Kadehleri var. Tamam, bundan motor inecek. Hayır. Bunun için motor inecek. Evet. Öpül öpül. Sadece son bir defa marş yapıyoruz. Gaz ver. Aracın sesi bu şekilde. Aracın yağ betirgel kartlarını yazdık. Değiştiği kilometresi 540.794 oldu. Araçtaki işlemlerimiz sona erdi. Aracı yıkamaya gönderiyoruz. Son olarak rodaj süreciyle ilgili önemli bir bilgi paylaşalım. Müşterimiz 1000 kilometre, yani bir hafta boyunca aracın doktoru kendisi olması gerekir. Su kaçağı, yağ kaçağı var mı diye kontrol etmesi lazım. Gözü hararetli olması lazım. Kul yapımı sonuçta problem olabiliyor. Kelepçe gevşek kalmıştır veya bir sıkıntı çıkar. Dikkat etmesi lazım. 1000 kilometre sonra tekrar yağ ve yağ filtresi değiştirilip tekrar kontrolü yapılacak. Bu bilgiyi de verelim. Değerli vaktinizi ayırıp bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz alt taraftan like tuşuna basmayı unutmayın. Yorum yaparak da görüşlerinizi ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.